33-01 Birleşmiş Milletler Cihangir Göktaş Kennedy. Buradan dünyanın her yerine sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. İlahiyat fakültelerine, tüm dekanlıklara, paşalara sevgiler, saygılar. Burası Türkiye Mersin Hacı Baba Alaaddin Sarı Beyefendi'nin iş yeri. Buradan herkese sevgilerimizi, saygılarımızı gönderdik. Cihangir, evet. Oradan şekil versene. Tabii. Ben de teşekkür ediyorum komutanımıza. Bugün değerli bir arkadaşımız geldi. Kendisini bir tanıyalım. Benim adım Taner. Ben tır şoförüyüm. Yurt içi. Şu an biz Mersin gezmeye geldik Mersin'e. Adana Yeni Cidek aracımız var. Orada bir aracımız tamirde şu an. Tabii ki biz de Cihangir Bey'in yanına geldik. Tanışalım, görüşelim. Kendisini sosyal medyadan zaten tanıyorum. Akıcı konuşmaları var. Ben kendisine soru sormak istiyorum. Tabii tabii. Şu an Türkiye'nin hayat akışını nasıl buluyorsunuz? Hayat akışı iyi, durum iyi, fena değil, bir sorun yok. Yani hayat akışı derken şöyle söyleyeyim ben, ekonomi olarak söylüyorum ben. Ya zorluk çıkaralım diye bir durum söz konusu değil ama hazine açıldıktan sonra belli düşüncelerimiz var. Yani yapılması gerekenleri yapacağımıza inanıyoruz. Anladım, anladım. Siz niye peki evlenmiyorsunuz hiç? Ben bekar yaşıyorum. Niye? Ya öyle denk geldi. Paşalar evlenmez. Yani böyle mi devam edecek? Öyle. Yaş kaç peki? Ben 72 doğumlu. 72 doğumlu. Ya seçimim öyle o yönde oldu. Anladım. E tabi canım. Benim annem babam hakikisi yani rahmetli oldu da ben kendimi Türkiye'ye salıverdim, bıraktım yani. Hı. Gerek görmedim. Daha dünyada gezilmiş, gezilmemiş her yeri de biliyordum. Maddi manevi de yaşamıştığımız vardı, toktu. Tüm dünya toktu. İnancım, itikatım bu yöndeydi. O yöndedir. Yoksa ilahiyat bana dünyaya çıkıp yüzümü göstermemi yasakladı dedi, belli etme. Biz sen resmi Milli Gazete kararname yazarsın. Zaten bu işlerin içindesin. Evet. Verilen yani defink dediğimiz konu. Şelalenin kendisiyim. Mersacım, Kabe doğumlusuyum. Ayrıyeten resmi Milli Gazete kararname geliyor, bilgi reformlu. Bunlar yasak konular ama ilahiyatta şimdi savluk olduğu için Greenwich pusula iğne ucu beni gösteriyor. Külleri yazılan yazıları ben resmi Milli Gazete kararnameli her günde değiştirmeye hakkım var. Anladım. Tadilat yapıp yerine ona göre işte Mersin yazısı, yazılımı, efendim otomotiv dizayndır, Boeing dizayndır, her yere uzanmaya hakkım var genel kurmaylıklara da. Ben böyle bir terbiyesizlik yapmadım, gerek yok. Paşalar var, anneleri, babaları, dedeleri iyi insanlardı, değerli insanlardı. Efendime söyleyeyim, peygamberlikle ilgisi yok konunun yani. Anne baba Kennedy, Kennedy'nin öz oğluyum. Rahmetli olunca ben bu tarafa, yani buradaki anne baba da rahmetli oldu. Gerçi onlara da üzüldük, üzülmedik değil. Onlar da öyle rahmetli oldu gitti. Peki yani şimdi, ben şunu söyleyeyim sana, şimdi orayı kapatalım. Tabii. Şimdi ben diyorum ki, biliyorsunuz sen de aynı benim kuşaktansın, 70 kuşağısın, ben de 70 kuşağım. Tabii. Şimdiki Z kuşakları için ne diyorsun? Şimdi... Z kuşağı dedim biliyorsun, gençler, Z şu anki gençler yani. Yani. Z kesip atar. Hukuk fakültelerine çok büyük yüklenmeleri gerekiyor. Ne gibi? Bir kişi bile eksik olmayacak. Anladım. Yani. Çoluk çocuk dahil. Anladım. Hukuk fakültesini en şey strong şekilde bitirmeleri gerekiyor. Çok büyük çaba sarf etmeleri gerekiyor. Yani dedim ya az önce, külliye öyle bir konu ki ilahiyat, bu 5. kitapta çıkar, 6., 7., 11. uzayıp gider ama önemli olan boş olsun, torba dolsun değil yani, tombala değil. Bir şeyleri yani puzzle yapalım, tombalaya verelim, biz de faydalanalım değil konu. Yani gerçekten istifade edilecekse hak ederek genelkurmay üniversite kitaplarına kadar uzanalım.
Yani ben pi'nin içine de girip ortadan bölmesini bilirim. Evet. Böyle bir saçmalık yok dünyada. Sen harcanıyorsun ama ya. Vallahi. Harcanıyorum değil. Şimdi ben de onun hazırı da olabilir ama gerek yok. Çoluk çocuğa, yani 3 yaşındaki çocuğa hukuk fakültesini yüklemenin bir yeri, yordamı yok. Fermuar açılıp kapanırken zız yapacak da bir ecekli gelecek, beri montaj arayacak. Bu saçmalıklara girmemek gerekiyor. Yani ben sana şu konuda katılıyorum. Niye onda katılıyorum? Şimdi bizim zamanımızda bir ilkokulda ders verilirdi. Zor olmazdı. Bizim aklımızda olduğunca yeterdi. Ama bizim şimdiki çocuklarımız ilkokul dersi değil. Bir direkt lise dersi görüyor. Yani gördüğü için de o çocuğun kafası, beyni onu almıyor. Yani bence evlatlarımızın beynini o şekilde şimdi yormak iyi şimdi değil. Tamam, iyi güzel diyorsun da ben 20-30 yıldır ben paşamı görme. Yani şimdi 20 iksiniyor. Ben 20-30 yıldır ben paşamı görmemişim. Evet. Yok. Ha diyeceksin bir tek bu mu? Yok, ben öyle bir şey demedim. Şimdi evet. Oradaki de paşa, oradaki de o öğretiyor, gidiyor, tadımsıyor, ben de tadımsıyorum. Abi. Şimdi karşılaştığımızda durumu biz de tadımsayabiliyoruz. Anladım. Şimdi bu ne demek? Eğitim, öğretim insanı belli bir dereceye, sınıfa, sıraya sokulacak şekilde denk getiriyor. Abi. Ama konu farklı bir konu. Anladım. Şimdi o hattatlık işinde ustadır. Üstattır. Ötekisi de üstattır. Ben de üstadım. Tabii. Yetiştirdi, bıraktı. Evet. Şimdi ben de hayatı tadımsayarak, evet, anlayarak efendime söyleyeyim yani su kanallarına varacak şekilde. Yağan yağmurlardı. Yağan kar, çamur demeden insan kar yağmurla karışık çamur oluşturuyor. Çamur yağmak zorunda değil ama ha çamur yağmış, ha yerdeki çamur, ha üstümüze sürdüğümüz çamur. Anladım. Çok güzel. Yani insanların da bir belli bir katkısı olması gerekiyor, çalışarak, başararak. Peki ben sana şöyle söyleyeyim Cihangir. Türkiye'de 81 vilayet var mı, doğru mu? Doğru. Pekala, bu 81 vilayetimizin içerisinde en çalışkan, en dürüst insanlar nerede vardır? Hangi ilde vardır? Bunu bize açıklayabilir misin? Kafanda bir düşünce falan. Yurt dışı yok, için demiyorum. Türkiye yok, olarak. Yok, öyle bir durum yok. Hepsi çalışıyor. Hazineye ihtiyaç var. Hazine açıldıktan sonra doğru düzgün çalışılırsa başarılır. Ama ben hırsızlık hırsızlık bakımından konuşmuyorum. Hırsızlık, evet, olayı olsaydı benim demek istediğim, ben Allah Ekber dağlarına da uzanmayı bilirdim. 80'lerde 90'lar. Araştırsınlar. İşte arşın işte kulaç. Benim diyecek bir şeyim yok. Öyle. Ama ben bir Nescafe bahçelerine, bir efendime söyleyeyim Nesle'ye, Allah Ekber dağlarına, işte kardı, meybuzdu, böyle şeylere ben uzanacak insanım, tenezzül etmem. Aynen. Petrolden, mazotun üstünden alayım, 2 evlilik daha fazla yaşayayım. 2 tane karım olsun, 2 tane çocuğum fazla olsun. Bu da kardır. Ben öyle o konulara karşıyım. Peki yani şöyle söyleyeyim Cihangir Bey. Şu an gündemde biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı var. Bu neden çıktığını bize söyler misiniz? Bizi sebep, parasını verdik 2 tarafa da. Evet. Birbirine girdiler. Benim kanaatim budur. Tek başına yapabileceği bir şey yok 2 tarafında. Evet. 2 tarafta birbirine giriyor. Bu parayla olacak bir şey. Benden de alındı, ondan da alındı, sizden de alındı. Hepimizden de toplanıldı bu para. Anladım. Bu para ortaya kondu. Basbaya da birbirine kapıştırdılar. Anladım. Olacağı budur yani. Anladım. Peki, dünyanın her yerinde aynı. Peki 3. Dünya Savaşı çıkma ihtimali var mı Cihangir? Yok, olamaz. 3. Dünya Savaşı diye bir şey olamaz. Ama hazine açılır, herkes rahatına düşkün. Herkes 80-90 model Audi kullandı ama 2000'leri, tamam Audi kullandık diyoruz, tüm dünya zengindik diyoruz da herkes 2000 modele binmedi ki. Evet. Şimdikiler yarısı trenle yolculuk ediyor, yarısı halk otobüsüyle, yarısı otobüsle. Tamam, zengindi, yine zenginiz ama hazine ihtiyaçtır.
Bu işin şakası olmaz yani. Vallahi. 2030'a doğru gidiyor model. 2030'da bindikten sonra bir anlamı olur mu olmaz mı diye bir şey yok. Anlamı olur ama 2050'lere kadar ancak birbirimizi yakalarız tüm dünyada. Basit değil yani, Audi'dir bu ama her rengine, her serisine binmiş olmak öyle kolay bir basit konu değil. Anladım. Siz ne kadar ülke gezdiniz? Benim de bayağı bir var. Ben en son 99'da Amerika'daydım. 99'da. Daha önce İtalya'da bulunduk. Evet. Gezdim, bayağı bir yer gezdim. Güzel, şık, iyi yerler. Ama parası karşılamıyor beni yani. Yani şunu demek istiyorsun, benim Türkiye'm diyorsun, daha güzel diyorsun. Doğru mu anladım, anlıyorum? Vallahi bulunduğum güzel cennet. Evet. Türkiye cennet ya. Evet. Her devlet cennet ama Türkiye de cennet. Türkiye bırakıp gidilecek bir yer değil yani. Evet. Mümkünatı yok ya, buradan gitmek saçmalık yani. Evet. Kimsenin gücü vakti yetmez Türkiye'den gitmeye. Anladım. Artık buralı olmuşuz, yapamayız yani. Hep siz o zaman hep Mersin'de yaşadınız öyle ama mi? Ama Mersin ha. Doğma büyüme değil Doğma mi? Doğma büyüme. Anladım. Çok güzel. Evet ben... Yani ben bölücü bir insan değilim. Demek istediğim konu pi sayısı dediğimiz siyanür, civa, uranyum, plütonyum, bu işin şakası olmaz. Olmaz evet. Ama Nuh'un gemisi diyorsun, Allah inanırız, itikatımız var diyorsun, peygamber elçisidir diyorsun, Miraç'a çıkıp indiğine inanıyorsun, yaşarken de öldükten sonra da, doğmadan önce de. Şimdi ben sana siyanür civanın içinde gösterebileceğimi, pi'yi böldüğümü inanıyorsam, ben yalan söylemiyorsam, kırmızı civa varsa yeşili de var, mavisi de var. Böyle konulara tenezzül etmeyelim lütfen. Hepimiz insanız, adam gibi yaşıyoruz. Savaşın cılkı da var yani. Bu işin cılkı çıktığı zaman sonra yandım anam deme. Ben uyarmamış olmayayım. Paşalar, bizimkiler de paşadır, sizinkiler de paşadır. Herkes insan. Cihangir Bey. Herkes silah taşımaya hakkı var. Biz Cihangir Bey'le güzel bir sohbet yaptık. Kendisini memnun çok seviyorum. Abi. Biz de sizi seviyoruz. Biz Samsun'dan size selam çok getirdim. Çok sevgiler. Sinop'tan, evlatlarımdan, hepsinden sana selam getirdim. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Kendinize iyi bakın. Tamam, sizler de kendinize çok iyi bakın. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hadistir yani, caminin içinde hadisi değiştirmen 3 gün almaz. Ben parayı konuşturmasını bilmem değil. Beni tanıyanlar vardır illaki. İlahiyatta bu işin ciddiyetini farkında olanlar. Bir iki gün sonra da Kur'an-ı Kerim'i açıp okuduğunda neyi anlatıyor? Banu Alkan'ı anlatıyor. Cihangir Göktaş arabaya biniyordu, iniyordu. Kıble-i Greenwich'i enlem boylam kuşam. Bunlar ayıp şeyler. Evet. Ünlülüğün peşinde değiliz. Ama Allah'tandır ünlülük. Ünlülüktü, ses sanatçılığıydı. Hollywood'a ve biz o hadislere girip çıkmasını da biliriz. Sevgiler, teşekkür ediyorum. Buradan herkese sevgiler. Herkese sevgiler. Yaşı büyüklere ya. Sevgiler. Çarşamba, çarşamba mıydı, Samsun muydu? Ben esas şöyle söyleyeyim. Yaşı büyüklere saygıyı kaybetmeyelim, küçüklere. Programı kapatmadan şöyle söyleyeyim. Esas ben Samsunluyum. Doğumum Samsun ama ben çocukluğumdan beri Sinop'ta yaşadığım için Sinop'u daha çok seviyorum. Şu an ailem orada zaten. Çocuklarım buradan Sinop'a orada. Selamlar hepsine olsun. Hepsine selamlar olsun. Samsun'a. Evet, Samsun'a. Bizi izleyen herkese selamlar. Japonya, Tokyo'ya sevgiler. Tüm dünyaca. Çok teşekkür ederiz. Alas baladık, hoşça kalın ama dostça kalın arkadaşlar. Sağ olun.